kere şunu herkes bir sizin aracınıza öğrenmiş olsun. Yani bazen dışarıda yürüyüş yaparken veya bir yerlere giderken hep durdukları zaman ya bizi niye bıraktın kaptan diye bir soru soruyor. Ben bırakmadım. Ya benim bırakmam için birçok kişi uğraştı. Yani çok detaya girmeyeceğim. Hatta hiç unutmuyorum, hani sezon bitmişti. Ailemle Antalya'da tatildeydim. Telefon geldi. Kaptan 3-4 güne kontratın yenilenecek. Buralarda mısın diye telefon geldi bana. Ya ben de Antalya'dayım ama 2-3 gün sonra tatilim bitiyor. Döneceğim zaten. Yani tamam dediler. 3-4 gün sonra dönüş için havaalanındayken telefon geldi. Hatta malum kişiden diyeyim. Hani isim de vermeyeceğim. Hani biraz dalga geçer gibi seninle kontrat yenilenmeyecek diye telefonu açtı, kapattı telefonu. Hani bunu yapan sportif direktördü o zaman. Yani benim Galatasaray'dan kopmam için elinden geleni yapan kişiydi yani. Hani çok, yani bazı şu an zor tutuyorum kendimi, çok detaya girmek istiyorum ama Galatasaray'ı çok sevdiğim için, Galatasaray benim için hayatın anlamı. O yüzden çok detaya girmek istemiyorum. Yani benim Galatasaray'dan kopar olmamı sağladı. Onun öncesinde çok yaşananlar var. Hatırlarsanız lig devam ederken opsiyonumu kendi isteğimle iptal ettim. Kulübün finansal fair play çerçevesinde sıkıntıları vardı. Böyle bir teklif geldi hiç düşünmeden. Hani şu an o odada bulunan 3 kişi, Mustafa Denizli, Mehmet Özbek, ben. Üçümüz de hayattayız, şahitlerdir. 10 saniye düşünmedim ya. Hatta imzalarken şaşırdılar yani. Yani hiç düşünmeden imza. Yani Galatasaray benim için her şey. Galatasaray'ın menfaati buysa ben kontratımdan feragat ederim. Yani ben bunları yaşadım. Daha da derinlerinde, daha da üzücü şeyler yaşadım. Yani ama dediğim gibi Galatasaray'ı çok sevdiğim için bunu çok fazla dile getirmek istemiyorum. Bazen hani çok sinirlenip kızdığım şeyler de oldu. Hani en ufak bir dipnot geçeyim. Hani 300. resmi maçı mı veya 300. lig maçı mıydı neydi? Yanlış hatırlamıyorsam. O maça denk geldi. Genelde bütün Galatasaraylılar bilir. Böyle 100'lerde, 150'lerde, 200'lerde maçtan önce plaket verilir falan. Ben 300. yanlış hatırlamıyorum. Yani yanlış da söylemek istemiyorum. Ya Süper Lig maçıydı ya resmi maçtı Galatasaray'ın. Plaketleme soyunma odasında maçtan önce doğumuna koymuşlardı. Hani Galatasaray'da altyapıda yetişmiş bir oyuncuyum. Yıllardır hizmet ediyorum, takım kaptanlığını yapıyorum. Hep plaket sahanın o maçtan önce verilmiyor. Soyunma odamda dolabıma koyuluyor yani. Yani bu kadar üzücü bir olay. Hani tabii ki her futbolcuya ne güzel şeyler yapıldı, yapılması da gerekiyor ama bazen de altyapıdan gelen oyunculara biraz daha önem verilmesini düşünüyorum. Bunu da anlatma sebebim sadece kendimi açısından değil, benden sonra altyapıdan gelen oyunculara biraz daha ilgi ve alaka gösterilsin diye. Yoksa kendimi burada mağdur olarak göstermiyorum. Evet, çok üzüldüm. Yani bunu yapan kişi de sportif direktördü. Hani inanılmaz bana karşı bir antipatisi vardı ve şöyle söyleyeyim, yani savaşı o kazandı. Beni Galatasaray'dan göndermek için her şeyi yaptı yani.